Merhaba dostlar, bugün Saman Evim'in çok özel misafirleri var. Efendim Nurgül ablam ve Güray abim. Hoş geldin Nurgül ablacığım. Hoş bulduk. Arkadaşlar, şimdi biz Nurgül ablamla Güray abimi nasıl tanıdık? Sızırga'daki Kamp Karavan Festivali'nde kendileriyle karşılaştık. Kendileri de İzmirli, İzmir'de yaşıyorlar. Efendim, bu karavanlar üzerine bilgi almak istediğimizi söyledik. Saman Evim çiftliğine kendileri davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar, geldiler. Hatta Nurgül ablam çok güzel şu sandalyenin üstündeki dantel örtüyü bana az önce hediye etti. Çok teşekkür ediyorum. Nurgül ablacığım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nurgül ablacığım, biz aslında bu karavanlarla ilgili, karavan kampı evet. ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Evet. Karavan kampçıları, öncelikle şöyle söyleyeyim. Aslında tabii ki siz kendiniz çok iyi biliyorsunuz neden böyle bir seçim yaptığınızı. Ama karavanla seyahat etmenin avantajları neler? Bir de sizden birinci ağızdan dinlesin evet. seyircilerimiz. Evet, bizler özgürlüğüne düşkün olan insanlarız. Artık yaşımız gereği dediğiniz gibi yıldız üstü yerlerde bile kaldık. Otelde kısıtlanıyorsunuz her konuda. Otellerde. Şimdi emekli olduk eşim de ben de. Emekli olduktan sonra özel arabamızı da sattık. Bir karavana uygun araba aldık. Onun için de güzel eşim kendi isteğimiz doğrultusunda düzenleme yaptı. Kendi imal etti karavanımızı. Daha önce bir tane almıştık. Bitmiş bir başkasının yaptığı karavanı. Oradan da tecrübe edinerek şimdi kendi isteğimiz doğrultusunda bir karavan yaptı. Onunla yaşıyoruz. İşte Sındırgı Belediyesi'nin daveti üzerine geldik. Çok güzel bir festivaldi. Sizleri de vesileyle tanıdık. Sizin de böyle güzel bir projenizin içine girmek için ziyarete geldik. Sizin güzel düşünceniz için de sizi tebrik ediyorum. Karavanla gelip kalacağımız günleri saymaya başladım. Doğanın içinde çok güzel bir yeriniz var. Havası çok güzel. Manzara çok güzel. Sizler de çok güzelsiniz. Yani bir karavancı olarak beklentilerimi size ilettim. Uygun olan yeri birlikte karar verdik projenizin içinde. Yani fazla bir beklentimiz yok. Arabamızın içinde bütün ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz ama mesela ben buraya geldiğim zaman en az 4 gün, 5 gün kalmak isterim. Evet. O zaman ne olacak? Bir duş almamız veya da pis su depolarımızdaki suları boşaltmamız için bir yeriniz olması gerekli. Bir bulaşıklarımızı yıkayabileceğimiz dışarıda bir ortam olursa, bize bir bu imkanları sağlarsanız bir karavancı burada güzelce gelir konaklar ve bu güzellikleri paylaşır diye düşünüyorum. Mutlaka çok güzel bir proje canlandıracaksınız bu ortamı, öyle düşünüyorum. Söyleyebileceklerim bunlar. Nurgül ablacığım, sizin... peki belediyelerden neler beklentileriniz? Vesileyle belediyelere de buradan bir Aynen. çağrı yapalım adeta. Aynen. Sındırgı Belediye Başkanı'na da anlattık kendilerine. Mesela o mesire alanı oldukça güzeldi. Koca Yayla var Bursa'da mesela, onu anlattık. Orada mesela duş alabileceğimiz yerler var. Güneş enerjisiyle elde ettikleri sıcak su vardı. Elektrik ve su verdiler bize. Bunları sağladıkları için biz orada çok rahat kaldık. Yani onların masraflarını karşılayabilecek bir rakamı bize talep ederlerse seve seve ödemeye bir karavancı camiası olarak hazırız zaten. Belediyeler yavaş yavaş duyarlı olmaya başladılar. Fikir alıyorlar, derneklerden fikir alıyor. Yönetimler devamlı kendileriyle irtibat kuruyor. İnşallah Türkiye'de hızla çoğalacaklar diye bekliyoruz. Takip ediyoruz. Yani hemen hemen her bölgede bir karavancı derneği kurulmaya başladı. Ses getirmemiz gerekli. Bu bir sektör. Çünkü biz gittiğimiz yerde büyük marketleri tercih etmiyoruz. Daha çok halktan alışveriş yapıyoruz. Orada bir ekonomi canlanıyor yani bir festivaller dışında gittiğimiz yerlerden yöresel şeyler yemek istiyoruz. Gerektiği zaman lokantalarında yemek yiyoruz. Yani çevreyi geziyoruz, halkı tanıyoruz. Onların ürettikleri şeylerden alışveriş yapıyoruz.
tanıyoruz ve duyuruyoruz çevreyi. Onun için ilgi güzel. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah, inşallah. Tabii zaten şimdi benzin ve mazot parası da arttığı için karavancılar haliyle uygun tatil yapmak istiyorlar. Aynen, aynen. Uygun fiyata Türkiye'yi, belki de yurt dışını aynen. haliyle gezmek istiyorlar. Evet. Ülkemizde de o yüzden bu karavan camiasına özellikle daha çok emekli ve serbest aynen. çalışanlar herhalde. Aynen, bu grup. Aynen. Değil mi? Aynen. Bu grubu da düşünmek lazım. Bunlara inşallah belediyelerimiz bu çağrıyı duyar. Kendi böyle mesire alanlarında değerlendirirler. Gibi duş yerleri, hatta belki çamaşırhaneler bile evet, eklenerek. Kimisi koymuşlar. Evet, yani tek bir makine koyuyor. Evet. Bir şeylik bir şey devirlik diyelim. Bir makineyi dolduracak kadar bir sembolik ücret alıyorlar. Deterjanını biz karşılıyoruz. Öyle imkan sunan belediyeler var. Çok güzel. Çok i̇nşallah, büyük rahatlık tabii ki onlar. İnşallah evet. bunlar evet. da olur. Evet. Sizi tanıdığımıza çok sevindik Nurgül abla. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Saman evin olduk. İçinden şöyle yine saman evimizi gösterelim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Çok şık, saman çok güzel da. Yapmışsınız. Ellerinize çok sağlık. Köy evi. İnşallah. Yani kırsala yakışan evet. bir köy evi. Evet, evet, divanıyla, evet. örtüsüyle. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Şimdi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar tekrar merhaba. Nurgül ablamla şimdi beraber karavanını gezeceğiz. Ama önce karavanın ismini size göstermek istiyorum. Hayta Yollarda. Ne güzel bir isim. Hayta Yollarda. Merhaba. Nurgül ablacığım buyur söz senin. Evet merhaba, ben de karavanımı gezdireyim size istiyorum. Tamam. Her karavan insanın kendi duygularını yansıtır. Herkesin beklentisine göre hazırlanmıştır. Benim eşim de kendisi yaptı karavanı. Bir kere renkler çok güzel ilk girişte. Çok soft. Onun şeyi, imalatı. Bizim böyle bir tane ocağımız vardır. Ocaklarımız vardır bu şekilde. Ya niye ikili ocak maşallah. İkili ocak tüple çalışır. Bu şekilde böyle kapatıyoruz. Burası tezgah oluyor. Evet, ikili ocağımız var. Onu kapattığımızdan tezgah oluyor. Tezgah burada oluyor. Temiz su tanklarımızdan gelen suyumuz var. Bu şekilde bakın. Evet, bütün işimizi görür burası. Onu da kapattık mı tezgah oluyor. Sonra buzdolaplarımız var. Burada çekmecelerimiz var. Ondan sonra burada bu şekilde buzdolabımız var. Depolama alanımız var. Buralar depolama alanları. Burada bir banyomuz var, tuvalet var. Duş alabiliyoruz yani banyo diye. Evet. Bir tuvaletimiz ve duş alanımız var. Bu şekilde yatağım var. Ne ondan kadar sonra, şirin. Evet, böyle bir aile tablom var. Çocuklarım, torunumla ilgili. Ne güzel ya. Ben gönüllü bir grubun yöneticisiyim. Yaşa Çocuk Derneği Umut Burada, Kanserli Dans, Meme Kander derneklerinde gönüllüyüm. Ay ne güzel. Her gezimi bir sorumluluk projesiyle değerlendiriyorum. Çevreye duyarlı gördüğüm çocuklara ödül hazırlıyorum. Bu sefer Kamp Karavan Kampı'nda fazla dağıtımı yapamadım. Çevreye duyarlı, çöp toplayan, hayvanlarla ilgilenen gördüğüm çocuklara özel hediyeler veriyorum. Mesela bebekler veriyorum. Bunlar da ikinci el bebekler. Yani bir başka çocuğun artık bıraktığı, büyümüş, bırakmış. Onları alıyorum. Kıyafetler hazırlıyorum. Onları hediye ediyorum. Veya böyle resim defterleri, resim kalemleri, yağlı boya kalemler, ondan sonra kuru boyalar, sulu boyalar, onları da dağıtıyorum. Her projemde farklı. Yani her seyahate çıktığım zaman yeni bir projeyle çıkıyorum. Çıktığım yerlerde mesela hikaye kitapları dağıtıyorum, oyuncaklar dağıtıyorum. Küçük çocukları mutlu edecek giysiler, mevsime göre giysiler dağıtıyorum. Tamamen her şeyim, seyahatimiz bir projeye dayalı oluyor.
İşte böyle. Nurgül abla, burası. Ben seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar duyarlı bir Türk kadını olduğun için seni öpüyorum, seni tebrik ediyorum. Ne kadar güzel. Bu ülke ancak böyle duyarlı insanlarla kalkınacak değil mi ablacığım? Katılıyorum. Duyarlı, çevreyi seven, doğayı seven, Atatürkçü insanlarla kalkınacak bu ülke. Küçük yarışmalar yapıyorum. Ay ne güzel. Mesela güzel Atatürk şiirleri okuyan çocuklara ayrı özel hediyeler veriyorum. Ay ne güzel. Tebrik ediyorum ablacığım seni. Evet. O ne güzel. Çok bak, önemli. Burada rafları var ablamın böyle bu şekilde. Dediği gibi her karavan aslında her ortam insanın kişiliğini yansıtıyor. Aynen. Aslında böyle yani. Nasıl mutluysanız. Bakın bizde bir oturma grubu yok. Çünkü tamamen biz dışarıda. Dışarıda oturuyorsunuz. Dışarıda oturduğumuz için bizim için yatak çok önemli. Zaten sizi dışarıda tanımıştık karavan alanında. Gibi. Dışarıda kahvaltınızı ediyorsunuz. Burayı sadece yatmak için kullanıyorsunuz. Evet. Yani bizim için yatmak çok önemliydi. Eşimle 70 yaşındayız biz. Tabii ki. Akşam olunca yatak bizim için çok önemli. Onun için karavanımızda yatak kısmına çok ağırlık verdik. Özel bir yatak koydurttuk. Çok güzel. Rahatız, gördüğünüz gibi üç cephesi de pencereli. Çok güzel. Havalandırması mevcut. Çok güzel. Biz de sizleri tanıdığımızdan dolayı çok mutluyuz. Hayır, İnşallah projeniz bittiği zaman değerlendireceğiz. İnşallah. Birlikte birbirimize bilgi akışı yapacağız. İnşallah. Mutlaka bekleriz. Siz de başarılı olacaksınız. Bütün buradan karavan camiasına da sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. Onları da beklediğimizi buradan iletiyoruz. İnşallah. Biz her seferinde bir el sallayarak videoyu bitiriyoruz. Evet. Nurgül ablacığım bu sefer de sen el salla size, YouTube dostlarına. Saman Ev'den sevgiler diyelim. Evet, Saman Ev'den sevgiler. Bir daha geldiğim zaman inşallah karavanımla yaşamak nasip olacak. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkür arkadaşlar. Bay bay.